Keşke Yapmasaydım programından herkese selamlar sevgili dostlar. Ben Yunus Çevik. Kanalımıza ilk kez geliyorsanız abone olup bildirim zilini açarsanız mutlu oluruz. Bugünkü mektubumuz eski zaman hikayesi. Eski zaman hikayelerini görünce çok üzülüyorum. Çok sıkıntılı şeyler yaşamış eski anneler. Başlık parasıyla verilmeler vesaire. Yine benzer olaylar var. Başlık parasıyla gidiyor ama o gittiği evde olaylar yaşayıp gitmek zorunda kalıyor. Ve o evde ilk gece yaşadığı olaylar. Çok fazla detaya girmek istemiyorum. Hadi mektuba geçelim. Ondan sonra üzerine detaylıca konuşuruz inşallah. Videoyu izledikten sonra düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz ama unutmadan like tuşuna basarsanız gerçekten mutlu oluruz. Yaptığınız yorum ve like'lar verdiğimiz emeklerin karşılığı olacaktır. Herkese merhabalar. Uzun zamandır programınızın takipçisiyim. Sizlere epey bir zamandır yazmayı düşünüyordum. Ama bir türlü cesaret edememiştim. Anlatacaklarımdan korktuğum ya da çekindiğim için değil, ama bir türlü anlatacak gücü kendimde bulamadığım için sizlere yazamadım. Ama son zamanlarda programı izleyen birkaç yakınım, sen de yazmalısın bence deyip artık dayanamadım. Ve ben de yazmaya karar verdim. Ben aile baskısı çok gördüm. Kalabalık bir ailenin parçasıydım. Evin en deli kızıydım. Ama disiplin bizim evimizde önde gelirdi. Kardeşlerim ve abilerim vardı. Annem çok kendi haline, evinde başka bir şeyle ilgilenmeyen bir ev hanımıydı. Sadece çocuklarına ve kocasına adamıştı kendisini. Kocasından başka bir şey düşünmüyordu. Babamın yaptığı yanlışların farkında değildi. Babam asla yanlış yapmaz olarak düşünüyordu. O ne yapsa doğrudur, o atadır, büyüktür. Babam zaten annemden de epeyce büyüktü. Aralarında bayağı yaş farkı vardı. Annem babamı nikah gününde görmüş de sevmiş. Benden küçük 3 kız kardeşim, 2 de abim var. Evin en asi olanı bendim. Ama abilerimin yanında biraz daha suskundum. Çünkü onları hem çok seviyordum hem de onlar sinirlendiğinde canımı çok yakıyorlardı. Evin bana göre gereksiz kuralları vardı. Ve ben doğduğumdan beri eve ayak uyduramıyordum. Ben okumayı çok seviyordum. Küçüklüğümden beri öğretmen olmak istedim. Okulumda başarılıydım. Ama abilerim de babam da bana mani oldular. Gönlümce okuyamadım. Kıs kısmı okusa ne olacak? Kocası okumaya değil, yaptığı yemeğe bakacak diyordu babam. Ben ve kız kardeşlerim evde durmaksızın temizlik yapıyorduk. Çarşıya pazara gidiyorduk. Ama çarşıya pazara da öyle tek gidemiyorduk. Yanımızda mutlaka abilerimden biri oluyordu. Öyle kız başına bizi göndermezler, müsaade etmezlerdi. Laf söz olurmuş. Birine selam vermeye, biriyle arkadaşlık etmeye korkuyorduk. Hemen biri kızar ya da biri laf yapar diye çekinirdik. Abilerim de, babam da çok sert insanlardı. Onların yüzünü bile gülerken görmem mucizeydi. Abilerim evliydi. Yengelerim de bizde yaşıyorlardı. Öyle evlenir evlenmez, aile eve çıkmazlardı bizde. Biraz aileyle oturulur, sonra çoluk çocuk olunca büyüdükten sonra ayrı eve çıkılırdı. Hem maddi durumda da herkes ayrı eve açmaya yetmezdi. Yengemlerin durumu bizden de vahimdi. Onları daha çok sıkıyorlardı. Hatta abilerim karılarını döverdi bile. Biz bazen dayanamaz ayırmaya çalışırdık. O zaman bizi de döverlerdi. Zaten annemin kılı kıpırdamazdı. Orada yengemler dayaktan ölse karı koca arasına girilmez. Onlar şimdi dövüşür, sonra öpüşür derdi. Aklım almıyordu bu düşünceyi. Birbirlerine mahkum edilen zihniyetler gibiydi. İtiraz etsem, fikirlerimi, düşüncelerimi söylesem beni de dayakla susturacaklardı. Medeniyetin olmadığı bir evdi bizim evimiz. Annem de çok dayak yemiş babamdan. Evlendiği gün bile dayak yemiş. Bize hep gerdekte bile dayak yedim. Kocanın vurduğu yerde gül bitermiş. Kocalar döver de sever de. Öyle canınız tatlı olmasın. Kocanıza hemen asilik yapmayın derdi. Yengemlere de kocanız olmasa ne yapardınız? Aç açıkta kalırdınız derdi. Annem asla bir kadının kendi ayakları üzerinde durabileceğine karşı bir düşüncede değildi. Kendisi bu konuda güçsüzdü, herkesi güçsüz zannediyordu. Ona bu böyle öğretilmişti. Yaşam şartlarımızın çatışmazlığı arasında ezilip kalmıştım. O evin içinde kendi hayatımı kuramayacağımı düşünüyordum. Ne yapabilirdim ki? Sevginin hissedilmediği, şiddetin sesinin yüksek olduğu, kuralların hakim olduğu yaşamla yaşamamak arasında kalınmış kalabalık bir evdi bizimkisi. Ama ev denilen yer böyle bir yer miydi? İçi insan dolu,
Dört duvar mıydı ev? İşte buna içim yanıyordu. Buna diyecek bir şey yoktu. Ben biraz ergin bir yaşa gelince beni de evlendirmeye karar verdiler. Ben hiç istemiyordum evlenmek. Ama bir yandan da bu cahil düşünceli evden kurtulmanın belki hayırlı bir yönü budur diye seviniyordum. Abilerimle babalarımın aralarında anlaştığı bir adamın oğluna beni vermeye karar vermişler. Annem, çok şanslısın kızım. Babanla abin seni pek düşünmüş. Kimseye kuma gitmeyeceksin. Dul ya da çocuklu bir adama varmayacaksın. Senin gibi o da yeni evlenecek bir adammış. Böyle nerede görülmüş? Bak arasak bulamayız. Senin için güzel de başlık parası vermişler. Babamla abilerim de annem gibi konuşuyordu. Bak sen evin en ballı kızısın. Kıyamadık sana. Gene iyi yere kapak attın diyorlardı. Annem sabahtan akşama kadar kaynananla yaşayacaksın. Sakın hizmette kusur etme. Ne derse yap. O senin bundan sonra anan olacak. Onun dediği önde gelir. Bizi sık sık görmek isteme. Bize sık sık gelmek isteme. Biz artık senin için yokuz. Yok say. Bundan sonra senin evin orası olacak diyordu. Ne olduğunu anlamadan, üzülmeden, sevinemeden beni istemeye geldiler. Geldikleri gibi de verdiler. Hiç uzatmadan çok yakın tarihi düğün günü aldılar. Yaşım tutmadığı için anne ve babamın izniyle evlenecektim. İmam nikahımızda hemen söz günü evde kıyıldı. Göz ucuyla bakabildim kocamın yüzüne. Esmer bir adamdı. O da gergin gözüküyordu. Benim hakkında onun da fikri yoktu bence. O da beni tanımıyordu ki. Evlendikten sonra tanışacaktık. İçimde garip bir his vardı. Doğduğumdan beri hiçbir düşüncesi bana uymayan bir evden ayrılmanın mutluluğu ile hiç tanımadığım bir ailenin yanında olacak olmanın tedirginliği arasındaydım. Kendim olmaya çalışırken bu yolda kendimi kaybediyordum. Birilerinin kız kardeşi ve çocuğu olduğum evden başkasının evine karısı, gelini olmaya gidiyordum. Ne zaman ben olacaktım? Bizim oralarda hiç sorulmayan bir sorudur ben olma çabası. Oysa benim kendimi anlamaya çalıştığım günden beri verdiğim bir savaş bu. Benim için çok zor olsa da her zaman mutlu olmaya çalıştım. Her zaman kendi adıma sessiz kararlar aldım. Uygulayamasam da bu kararların arkasında bir şekilde durdum. Annem ve babam beni evlendirdikten sonra beni hiç aramadı. Ben artık başka bir evin yeni alınmış malı gibiydim. İlk gece gerdek gecemizde kaynanam kapıda bekledi. O kapıda bizi dinlediği için ne utandığımı söyleyebiliyor ne de korktuğumu söyleyebiliyordum. İkisi de benim için sessizliğe gömülmüştü. Kocam üzerime üç beden büyük gelene emanet gibi duran gelinliği çıkarırken ben utanmaktan üşüyordum. O gece ilk defa soğuk olmasa da üşünebileceğini anlamıştım. Kocam kollarımdan sıkı sıkı tutup beyaz bir çarşafın üzerine beni yatırıp bana sahip oldu. Çığlık atıp bağırmam sonrasında bana ilk tokatını da daha gerdek gecesinde attı. Altımdan beyaz kanlı çarşafı çekip kapıda bekleyen kaynanam uzattı. Ve kaynanam çarşafı aldıktan sonra kapıdan uzaklaşırken sabaha gelin bize kahvaltı hazırlasın, oyalanmayın diye bağırdı. Kendimi çok garip hissediyordum. Nereye düştüğümü anlamış durumda değildim. Ne yapacağımı bilmiyordum. Kocam o gece beni saçlarımdan çeke çeke dövmeye başladı. Ve o gece bana nefretini kustu. Sen nasıl bir kadınsın? Sevmediğin, tanımadığın adamla evlenmeye utanmıyor musun diyordu. Bana ne demek istediğini anlayabilmiş değildim. Neden böyle konuşuyordu? Neden bana daha evlendiğimiz geceden nefret kusuyordu? Beni dövüyordu. Bunu çok sorguladım. O gece sabaha kadar uyuyamadığım halde utanarak banyo yaptıktan sonra ev halkına kahvaltı hazırlamaya gittim. Evin hiçbir yerini bilmiyordum ama gelin geldiğim bu evde çok kalabalıktı. Kocamın bir sürü kardeşi vardı. Hatta dedesi ve babaannesi de bu evde yaşıyordu. Geniş ve bol bir kahvaltı hazırladım ve herkesin uyanmasını bekledim. Ama kaynanam uyanıp beni hazırlanmış sofra başında görünce bana hemen bağırmaya başladı. Sen evimizin rızkını hazırladın da başından mı bekliyorsun? Anam bu gelin kimseleri kaldırmamış etmemiş. Sessiz sedasız kendi yemek derdindeymiş. Daha ilk günden ocağımıza incir ağacı dikecek diye ortalıkta bağırmaya başlayınca büyük kaynanam yani eşimin babaannesi sese gelip bastonunu kafama geçirdi. Kafamın nasıl acıdığını mı şimdi size söylesem yoksa ne yaptım da bana kızdılar ve dövdüler anlayamadığımı mı? Kocam da odamdan çıkıp saçlarımdan tutup odamıza götürdü beni. Geldiğin ilk günde evde olay yarattın. Seninle mi uğraşacağım be? Uğursuz kadın. Nereden verdiler seni bana? Sen utanmıyor musun sevmediğin tanımadığın adamla evlenmeye? O böyle dedikçe ben mahvoldum.
Evlendiğimiz günden itibaren kocam bana bu cümleyi her gün söyledi. Sen utanmıyor musun sevmediğin, tanımadığın adamla evlenmeye? Bunun bir anlamı vardı ama ben o zamanlar bunu anlamıyordum. Ben o evde sürekli dayak yiyordum. Annemlere gidemiyordum. Onları ziyaret etmem bile yasaktı. Evde ne iş yapsam beğenmiyorlardı. Kaynanam bana çok eziyet ediyordu. Yerleri silsem, sildiğim yerleri bilerek kirletirdi. Yemek yapsam yemeğe fazladan tuz atar, olmamış bu yeniden yap der, yapınca da yemekleri ziyan ettin der, hem beni döver hem de kocama dövdürürdü. Çok eziyet çektim kocamdan. Yaşamadığım işkence kalmadı. Kaynanam beni ne gelini gibi gördü, ne de kızı gibi. O beni düşmanıymış gibi gördü. Eve hizmetçi alsalardı, hizmetçiye daha çok değer verirlerdi. O kadar sevemedi beni. Bana olan kinini hiç çözemedim. Büyük kaynanam da ayrı bir kötüydü. O da az değildi. Sürekli bana kötü laf eder, sürekli bana kızardı. Ne desem, ne yapsam ona da yaranamazdım. Misafir gelecek dedikleri bir gün eve çeşit çeşit yemekler, hazırlıklar yaptım. Misafirler geldiğinde de hizmette kusur etmedim. Bir dakika oturmadan herkese servis yaptım. Daha kapıdan içeri girer girmez misafirlere kolonyasına kadar ikram edip kapıda bıraktıkları ayakkabılarını bile düzelttim. Ama misafirler gidince kocam bana etmediğini bırakmadı. Yok sen kendini kime beğendirmeye çalışıyorsun? Sen kime kendini sevdirmeye çalışıyorsun? Bu hazırlık kime? Benimleyken başka kocam arıyorsun diye manasız cümlelerle bana dayak attı. O bana dayak attıkça kaynanam da "Oh oğlum vur! Vurduğun yerde gül bitsin, dövdü aklı başına gelsin. Yoksa bu gelin başımıza iş açacak" diyordu. Kaynanam benim dayak yememden zevk alıyordu. Sanki annemle babam beni dayak yiyeyim diye gelin vermişlerdi. Hoş, söylesem de anlamazlardı. Sadece onlar kendilerini düşünüyorlardı. Beni elden çıkarır gibi apar topar evlendirip sonra da öldü mü, kaldı mı, iyi mi, kötü mü bir kere bile sormadılar. Onlara da çok kızgındım, kırgındım, küsmüştüm. Beni aramadıkları için, benden vazgeçtikleri için aileme çok küsmüştüm. Kocam hamile kalmamı istemiyordu. Benimle her birlikte olduğunda sen sadece benim malımsın. Sakın hamile kalmaya kalkma. Sana hayatı zindan ederim diyordu. Çocuk kesinlikle istemiyordu. Ama kaynanam da öte yandan her gün hamile kal da bir torun ver bize. Bu eve sadece yemeğe mi geldin diyordu. Hangisini dinleyeyim bilmiyordum. Allah'ın takdirini bile benden soruyorlar, bana kızıyorlardı. Ben nasıl karar verebilirdim ki hamile kalmaya ya da kalmamaya? Kocam benimle birlikte olurken iğrenir gibi bakıyordu bana. Beni sevemiyor, benden tiksiniyordu belliydi. Keşke sen olmasaydın da hayal ettiğim kadın olsaydı yatağımda. Sen olduğun için ben sevdiğime kavuşamadım diyordu. O zaman anlamıştım ben kocamın beni sevmediğini. Sevdiği başka biri vardı ve ben buna dolaylı yoldan engel olmuştum. O sevdiğine kavuşamamış ve bu yüzden beni suçlamıştı. Zaten sonra da öğrendim. Çocukluğundan beri sevdiği bir kız varmış. Onu çok almak istemiş ama babalarımız bizi birbirimize uygun görmüş. O yüzden bana hep sevmediğin biriyle evlenmeye utanmıyor musun diye dövmüş beni. Meğer kendi babasına itiraz edemediğinden benden itiraz beklemiş. Ben de aileme karşı gelemeyince biz evlenince onun sevdiği kızı da başkasına vermişler. Hep beni suçlamış. Hem beni sevmedi hem de beni sevdiği kadından ayrı kalma nedeni olarak gördü. Bu yüzden de her fırsatta dövdü beni. Her fırsatta kötü davrandı. Hep nefretini kustu. Çocuk da belki bu yüzden istemiyor, beni sevmiyordu. Benimle birlikte olmak istemiyordu. Büyüklerin dediği gibi ikimiz de evlenince birbirimizi sevemedik. Evlenince birbirimize zarar verdik. Evlenince birbirimizi tanımak dahi istemedik. Bu döngüde ikimiz de birbirimizi yıprattık. Bu yüzden ne ben mutlu olabildim ne de kocam. İkimiz de geldiğimiz bu noktada mutsuzduk. Ama beklenmeyen bir şey oldu. Ve ben gebe kaldım. Sürekli mide bulantılarım, baş dönmelerim oluyordu. Zaten zayıf bünyeliydim. Ev işi yaparken neredeyse düşüp bayılacak gibi oluyordum. Kaynanam beni bir ebeye muayene ettirdi. Gebe olduğum anlaşıldı. Kocam gebe olduğunu öğrenince beni çok dövdü. Sanki çocuğumun düşmesini ister gibi zulüm ediyordu bana, öfke doluydu. Ben sana seni sevmediğimi, bu çocuğu istemediğimi söylemedim mi dedi. Sürekli bana kızıyor, bağırıyordu. Gebe kaldığım için neredeyse beni öldürecekti. Ben her şeye rağmen karnımdaki çocuğa tutunmaya çalışıyordum.
O da bana tutunuyordu. İkimiz de bizi istemeyen o evde yaşamaya çalışıyorduk. Ama kocam bana tahammül edemiyordu. Sonra bana, seni boşayıp sevdiğim kadını kocasından kaçıracağım. Zaten onlar da resmi nikah kıymamış. Onu alıp nikahıma sokacağım. Senden kurtulmam lazım. Laftan anla, kaç bu evden dedi. Hamile olduğumu bilmesine rağmen aklı hala çocukluk aşkındaydı. Çok korkmuştum. Ben nereye giderdim? Anam babam da beni almazdı. Hele abilerim kocamı suçlu bulmaz, bana suç bulurlardı. Bu yüzden korktum. Ne yapacağımı bilemedim. Kocam öyle dese de ben evden gitmedim. Kocam bana gitmediğim her gün bana evi zindan etti. Her gece kan kusturdu bana. En sonunda da tehdit etti. Eğer beni boşayıp bu evden kendin gitmiş gibi göstermezsen sana da o karnındaki bebeğe de zarar veririm diyerek beni tehdit etti. Çaresiz kaldım. Gitmek zorunda kaldım. Zaten o evde mutlu değildim. Bir iki gün içinde herkesten gizli bir boşanma kağıdı imzalattırdı bana. Sonra mahkemede boşandık. Ondan sonra da gece eşyalarımı bir valize topladık. Valizin içine merhamet etti de biraz para koydu. Parayı koyarken bundan sonra beni unut. Sakın bebek dünyaya gelince de beni arama. Kendin büyüt. Ben sevdiğim kadından bebek yapacağım. Senin veledine babalık yapamam. Bir daha da yoluma karşıma çıkma dedi. Gece yarısı herkes uyuduğunda o evden kaçtım. Valizime koyduğu az bir parayla bir otobüse binip gittim. O şehirde yaşayamazdım artık. Başka bir şehirde 3-5 gün pansiyonda kaldım. Ama hamile halimle kaldığım pansiyonda çok çekiniyordum. Çok tekin bir yer değildi. Genç bir kadındım, başımda kimse yoktu. Ve oldukça tehlikeliydi benim için tenha yerler. İti, kopu, sapı kalıyordu orada. Kaç kez tacize uğradım. Sesimi çıkaramadım. Ne yapacağımı bilemiyordum. Nerede kalacaktım? Hamile halimle iş bulsam bulamazdım da. Çözümü karnım iyice çıkana kadar gebeliğimi saklamakta buldum. Bol kıyafetler giyiyordum. Kimseye de hamile olduğumu söylemiyordum. Evlere temizliğe gidiyordum. İnşaat bile temizlediğim oldu. İş yerlerini temizliyordum. Kimse bir şey anlamasın diye hiç nazlanmadan her yeri çekip çeviriyordum. Çok hırslı ve titizdim. Herkes işime hayran kalıyordu. Kısa zamanda kendime büyük bir çevre yaptım. Haftanın her günü birilerinin evinde çalışıyordum. Birkaç ay içinde para biriktirip kendime bir gecekonda ev kiraladım. Biraz da hamile olduğum için bir para ayırdım. Ama gitgide karnım çıkıyordu. Ve hamileliğim belli olmaya başlamıştı. Artık 8. aya girerken bol kıyafetlerle de kurtaramadım durumu. Gittiğim son müşterim anladı hamile olduğumu. O gün çok korkmuştum. Bana işi bıraktıracak sandım ama merhametli insanlar çıktı. Bana kızmadılar, halden anladılar. Ve güzel bir teklifte bulundular. Madem sen hamilesin, artık bizim eve temizliğe gelme. Biz yemek yapacak ve ütü yapacak birini daha arıyoruz. Sen bize her gün yemek yap, ütü yap. Biz de temizliği başkasına yaptıralım dedi. Çok sevinmiştim. Hamile olduğum için bu teklif bana makul gelmişti. Hem çocuğum doğduktan sonrası için de bana çocukla gelmeme izin veriyorlardı. Dünyam aydınlanmış, içim rahatlamıştı. Böyle olunca çok mutlu oldum. Ve bu şekilde çalışmaya devam ettim. Doğumdan sonra da bana destek oldular, yardım ettiler. Sağ olsunlar. Benden ellerini ayaklarını çekmediler. Bana yardımcı oldular. Allah'tan korkan iyi insanlarmış. Onlar olmasalardı tutunamazdım bu şekilde. İyi ki onlar benim hayatıma girmiş diyorum. Doğumdan sonra ben çocuğumla oraya gidip yemeklerini, ütülerini yapmaya devam ettim. Ama sonrasında onlar evine gelen temizlikçiden memnun olmadığı için ben de doğumumu yaptığım için temizliklerini ben de yaptım. Böylece hem ben çocuğumla daha fazla para kazanıyordum hem de onların işi görülmüş oluyordu. İyi de para veriyorlardı sağ olsunlar. Ben harcasam güzel para kazanıyordum. Ama yalnız bir kadın olduğumdan bir de babasız çocuk büyüttüğümden korkuyordum. Ve aldığım paranın çoğunu biriktiriyordum. Biraz zaman geçtikten sonra daha güzel bir eve çıktım. Kendi ayaklarımın üzerinde durmaya iyice başladım. Yaşadığım itilmişliği, ötekileştirilmeyi, sevgisizliği unutamasam da kendimi daha iyi hissetmeye başlamıştım. Artık ben ve çocuğuma hayatımı adamıştım. Bana benzeyen çok güzel bir kızım olmuştu. Ona benim yaşadıklarımı yaşamasın diye her gün dualar ediyor, sımsıkı sarılıyordum. Bazen geceler evde tek kalmaktan korksam da gene de kendi başımın çaresine bakabiliyordum. Birçok defa eski kocamın evine dönmeyi düşündüm. Ama hem kalbi başkasındaydı hem de aklı. En azından birinden biri bende olsaydı yine gururumu ayaklar altına alır geri dönebilirdim.
Ama o beni istemeyi bırakın, çocuğumuzu bile istemedi. Beni kendi elleriyle gönderdi. İsteseydi izimi de bulurdu. Üstüne bir de ailem bile beni aramadı. Ne annem sordu beni, ne de babam. Abilerim de öyle, hiç aramadılar. Beni evlendirip namuslarından kurtulduklarını düşünüyorlardı. Belki de torunlar olduklarını bilmiyorlardı. Bilselerdi de bir şey olmazdı zaten. Çünkü onlar için önemli olan sadece beni evlendirmeleriydi. Aldıkları başlık paraları da yanlarına kar kaldı. Ben annem ve babam gibi asla olmamaya kendime söz verdim. Ben çocuğumla ilgili bir anne olacaktım. Kendimle de gurur duyuyordum. Kocamın beni hamile halimle kapı dışarı etmesine rağmen ben kendi ayaklarımın üzerinde durabiliyordum. Açlıktan yarıda bıraktığım ilkokuluma da başladım. İlk önce ilkokulumu bitirdim. Kızım için daha bilgili ve daha kendi ayakları üzerinde duran bir anne olmak için çok çabaladım. Kızıma sahip çıkamayan babasına inat, ben ona sahip çıkacaktım. Ona sahip çıkmayan koca sülaleme rağmen ben sahip çıkacaktım çocuğuma. Yanlarında çalıştığım ailede çok sevdi beni. Yıllarca benim arkamda durdu. Sürekli bana sahip çıktılar. Çalışandan öte kızları gibi gördüler. Çocuğumu da sevdiler. Yanlarında öyle mutluydum ki sanki çalışmaya değil de ailemden birinin evini temizlemeye gidiyor gibiydim. Hiç gocunmuyordum onlara yaptığım işten. Çok mutluydum. Onlar karşıma çıkmasaydı gebe halimle, elimde bebeğiyle kim bana iş verirdi? Kimse bana sahip çıkmazdı. Kocamın bile beni kapı dışarı ettiği bu hayatta onlar bana bütün olumsuzluklara rağmen bir imkan sağladılar. Hasta olsam çalışmış gibi para gönderdiler. Çocuğuma da baktılar. Kimsenin yapmadığını yaptılar. Kabullenilmiş olmak benim için çok değerliydi. Olduğumuz gibi sevilmek ve kimsenin bizden vazgeçmemesi bizim için çok değerliydi. Ben bunu o çalıştığım evde yaşadım. İyi ki de yaşadım. Yıllarım o evde geçti. Ve onlarla çalıştığım her gün onların duacısı oldum. Yıllar sonra kızım 15'li yaşlara geldiğinde ben yürüdüğüm bu yolda çok yol kat etmiştim. Çok şeyi başarmış, eğitimimde ilerlemiştim. Ve kızım için de çok yol almıştım. Bu yüzden kızıma geçmişimi sürekli anlatıyordum. Ona nasıl bir aileden geldiğimi hep anlattım. Mücadelemizi ve bu noktaya nasıl geldiğimizi bilsin istedim. Babasını çok soruyordu küçükken. Babasız büyümesi onun en büyük yarası oldu. Hep ağlardı gizli gizli. Birçok defa babasına ulaşmak istedi. Ona en zoru da bunu anlatabilmek oldu. Ne baban seni istiyor diyordum, ne de istemiyor. Onun önünde engel olmak istemedim. Ve en sonunda kızım karşıma dağ gibi dikilip babası hakkında her şeyi sordu. Adını, sanını, yaşadığı yeri, kimliğini, her şeyi öğrenmek istedi. Yıllar sonra da ben gidemesem de kızım babasının kapısına dikildi. Daha benim karnımdayken istemediğini ben diyemedim ona. Belki babası pişman olmuştur da baba kız arasına girmiş olurum, günaha girerim diye korktum. Ama keşke kızıma engel olsaydım. Çünkü kızım babasının kapısına gittiğine bin pişman olmuş. Kızım çok acı çekti. O kapıya gidene kadar tanımadığı babasının karşısına geçtiğinde heyecandan elleri ayakları titrerken o an her şeye karşı bir umudu vardı. Ama ne yazık ki kızımın umutları tıpkı benim umutlarım gibi o kapıda yarım kaldı. Çünkü kızımı saçlarımdan yolarak yaka paça kovmuşlar evden. Kocam seneler önce uğruna bizden vazgeçtiği o kadınla evlenmiş. Ve o kadın benim kızımı kapıda görünce kızıma saldırmış. Kaynanam deseniz bir sürü laf etmiş kızıma. Ana seni bunca yıl nerede kimin yanında bakıp peydahladıysa oraya git. Bunca yıl sonra derdin ne de karşımıza çıktınız. Malımızda mülkümüzde gözünüz mü var sizin diye etmediğini bırakmamış. Bütün herkesin dediklerini sineye çekmiş de babası kızıma tokat atmak için elini kaldırıp defol git buradan, elimden bir kaza çıkmasın. O anana da söyle kendi yapamadığını sana yaptırmaya çalışmasın. Benim çocuklarım yanımda, başka çocuğum da falan yok demesi çok koymuş kızıma. Sonra çok pişman oldum. Keşke kızım bunları yaşamasaydı. Bir şekilde babasını görmeseydi. Hatta öldü bilseydi de söylemeseydim. Bu kızımın en büyük travması oldu. Bunu üzerinden asla atamadı. Babasının yaktığı yaralı kızımıza gene ben bakıp yaralarını sardım. Baba diyorum ama babalık yapmışlığından değil işte. Sözde baba olduğundan. Kızım bunlara rağmen aklını kardeşlerine taktı. Kardeşlerini tanımak, görmek, onlarla konuşmak istedi. Ama buna da ben müsaade etmedim.
Çünkü o kardeşleriyle iletişim kurmaya çalıştığında o evden gene tepki alacaktı. Olaylar gene çirkinleşecekti. Yıllarca onlardan uzak durmuşken şimdi onların hayatımızı iki sözleriyle alt üst etmelerine müsaade edemezdik. Bu yüzden kızıma kardeşlerine ulaşması için izin vermedim. En azından o kardeşleri de biraz daha büyüyene kadar. Ailelerinden bağımsız hayatlarını kurana kadar. Babasının başka kadından olma çocuklarını tanısın istemedim. Kıskanma sevinirdim kızım adına. Ama kızımı yıpratırlar, üzerler. Ve ben kızımı hiç kolay büyütmedim. Bunun tekrarının olmasına asla izin veremezdim. Bu yüzden de kızım her ne kadar bunu düşünse de ben buna engel oldum. Kızım bana o günden sonra daha çok bağlandı. Tutunacağı tek dal olarak beni gördü. Bir tek bana sarılabileceğini düşündü. Ben ona hep anne baba oldum. Ama sanki o günden sonra yüküm daha da artmıştı. Daha da katlanılmaz oldu acılarımız. Yüreğimize çok geliyor, artık taşıyamıyorduk. Kızım için hem kitaplar okudum, onun için bilgili bir olmaya çalıştım. Onu hatalarla ve yanlışlarla büyütmemek için elimden gelen her şeyi yaptım. Çünkü o benim bu dünyadaki tek şansımdı. Allah'ın bana verdiği bir hediyeydi. Onu istemeyenler nasıl bir şey kaybettiklerinin farkında bile değillerdi. Fakat benim de kaderimde zamanla değişen şeyler oluyordu. Hayat benim de karşıma bazı fırsatlar çıkarıyordu. Ve ben bir zamana kadar hiçbir fırsatı değerlendiremesem de benim için de fırsat kapıları çalmaya başladı. Yıllarca yanında çalıştığım ailenin yakınları bana talip oldu. Yıllarca beni çok istemiş, gizli gizli sevmiş de. Yanında çalıştığım aile yakışık almaz diye izin vermemiş bana açılmasına. Ama çocuğum da büyüyünce yıllarca da içindeki bu sevgiyi atamayınca en sonunda bana açıldı. 15 yıl sessiz sessiz sevmiş beni. Karşılık beklemeden, bana karşı bir yanlış yapmadan, namusuma da, işime de, adıma da bir tane söz getirmeden sadece içinden sevmiş beni. Üstelik daha önce de hiç evlenmemiş. Ayrıca ailesi ve çevresi defalarca başka kısmetler bulmasına karşılık o gene de benden vazgeçmemiş. Benim de bundan senelerce haberim bile olmadı. Ama en sonunda bunu bana dayanamayıp söyledi. Ve ben de aslında artık kalbimin kapılarını birine açmaya hazırdım. Senelerce başımda bir erkek olmadan bir kız çocuğuyla tek başına mücadele etmeye çalışmaktan çok yorulmuştu. Böyle güzel sevilmeyi bırakın, normal bir şekilde sevilmedim bile ben. O yüzden birinin beni sevip, beni bir de beklentisi olmadan 15 sene beklemiş olması beni çok etkilemişti. Biz bir süre konuşup anlaştıktan sonra evlenme kararı aldık. Ama kızım bu evlenme kararına hep karşı çıktı. Gene de biz onun alışıp zamanla kabullenebileceğini düşünerek evlendik. Evlendikten sonra ben de işe ara verdim. Evde evimle ve kızımla ilgilenmeye başladım. O yaştan sonra da aşk doğru kelime olur mu bilmiyorum ama aşık oldum sanırım. Gerçekten çok sevdim, sevildim. Ve değer gördüm. Benim için hepsi çok önemliydi. Fakat kızım asla kabullenmedi. Kocamla yaşamayı kabul etmedi. Sanki babasına olan düşmanlığını kocamdan çıkarıyor gibiydi. Kocamı sürekli tersliyor, adama kendi evinde rahat vermiyordu. Çok uğraştı kocam onun gönlünü fethetmek için. Ona çok sabır gösterdi, çok iyi davrandı. Ama başarılı olamadı. Ne yaptıysa kızım kocamı kabul etmedi. Evde her gün kavga çıkarıyordu. Bana da çok hakaret ediyordu. Bu yaşa kadar beklemişsin. Bu yaştan sonra ne diye evleniyorsun diyordu. Çok üzülüyordu. Kızımı ikna etmek ve bu evliliğe alıştırmak için çok uğraştım. Ama olmadı. Kızımın okul dersleri bile düştü. Daha asi ve katlanılmaz bir kız haline geldi. Ben ne dersem diyeyim beni dinlemedi. En sonunda beni de tehdit etti. Eğer kocandan boşanmazsan canıma kıyarım dedi. Çok korktum. Yapar sandım. Ve kızımı kaybetmeyi göze alamadım. Kızım için kocamdan vazgeçtim. Kocama durumu olduğu gibi anlattım. Kızımı kaybedemem. Ben kızım için yaşadım dedim. Ve ben kocamı çok ama çok sevdiğim halde, belki de hayatta ilk kez mutlu olma şansım varken kızım için boşandım. Ama kızım ben boşandıktan sonra da mutlu olmadı. Bu ona yetmedi. Ve kendisi reşit olur olmaz, beni dinlemeden, benden izin bile almadan sevdiği ilk adamla evlendi. Bana söylemedi bile, karşısında durmazdım. Doğrusuna yanlışına bakar, ona destek olurdum. Bütün yaptığı bu hatalar onun babasızlığındandı. Babasından bulamadığı sevgi yüzünden ne yapacağını şaşırdı. Kırgın mısınız derseniz, kırgınım.
Ama şimdi o da evli. O da beni anlıyordur. Neyse ki çok fazla pişman olmadı. Ama ben ömrümü gene yalnız başıma geçiriyorum. Eğer kocamdan boşanmasaydım en azından bir yol arkadaşım olurdu. Evde tek olmazdım. Boşandıktan sonra kocam bana çok kırıldı, çok kızdı. O da birkaç sene sonra başkasıyla evlendi. Ben pişman oldum ama artık iş işten geçmişti. İşte benim de hayatım böyle. Kızım için savaştım ama sonunda da böyle bir hayatım oldu. Şu an iyi kötü gene bir şekilde çarkımı çeviriyorum. Ama yaşadıklarım, hayal kırıklıklarım ve benim düşüncelerimi artık kaldıracak gücüm kalmadı. O yüzden yükümü biraz hafifletmek adına bugün size yazıyorum. Hepinize çok teşekkür ederim. Beni dinleyen herkesten Allah razı olsun. Sizler de bir karar almadan önce çok düşünün. Çünkü son pişmanlık işe yaramıyor. Sevgilerimle. Evet, son pişmanlık işe yaramıyor. Keşke yapmasaydım diyoruz bazen. Zor bir hayat geçirmişsiniz. Eski hayat hikayelerinde hep şunu görüyoruz. Kaynanalar, kaynanalarından ne gördüyse aynısını gelinlerine yapmış. Ve çok şükür ki zaman içerisinde bunlar çok az, çok fazla yaşanmıyor. Yok yemeğe tuz atmalar, yok dövmeler. Başka hikayelerde de görüyoruz. Gelinlikle gittin, kefenle dönersin vesaire. Hep aynı teranelerle dönmüş yıllarca. Geçmişte çok zor şeyler yaşamış insanlar. Ve helal olsun. Kendisi ayakları üzerinde durmuş. Zor bir hayat geçirmiş. Yazık ya. Yani bu insanlar hiç mi anlamamışlar? Kaynanam bana böyle davrandı, bari ben gelinime böyle davranmayayım. Benim çektiğim acıyı o çekmesin dememişler. Kaynanalarının yaşattığı acıları, hırslarını çıkarmak için onlar da gelinlerine çıkarmışlar. Zihniyet. İşte bu zihniyeti değiştirmeye çalışıyoruz. Sevgi. Sevgi aşılamaya çalışıyoruz. Ne olur ki sevseniz ya. Hani çocuğunu kabul etmemişsin 15 yıl önce. Aradan 15 sene geçmiş. Çocuğun kapına gelmiş. Bari al kapına. Babalığını yap, babaanneliğini yap. Ne olurdu sanki evinizi alsaydınız? Ne mirası? O sizin evladınız, kanınız, canınız. Babalık davası açsa kazanacak. Mirasınızı yine alacak. E hoş bir şey mi? Bu kadar zor mu sevmek? Ne bileyim, kötü söz söylememek. Sevemeyeceğiniz, bakamayacağınız çocukları yapmayın diye bu yüzden söylüyoruz. İşte biz böyle anlata anlata, iyiliği anlata anlata belki bir nebze de olsa 3-5-3-5 o insanları toparlayabiliriz diye düşünüyorum inşallah. Vesile olabiliyorsak ne mutlu. Rabbim yarattığının rızkını veriyor. Rızka mahal yok. Herkes rızkıyla gelir. Her çocuk rızkıyla gelir. Çok şükür ki o çocuk da rızkıyla gelmiş ve sizi çok tebrik ediyorum ki siz de kendi ayaklarınızın üzerinde durmuşsunuz. Çabalamışsınız, rızkınız da gelmiş. Ha şu demek değildir ki rızkım gelecek deyip evde oturayım. Bu değil. Çaba göstereceğiz, Rabbimden isteyeceğiz. Tabii ki rızkımız için çabalayacağız. Ama şu var, hani böyle bir durum yaşayan varsa keşke söylemeseydim demesi olmaz. Neden olmaz? Çünkü o çocuk ileride büyüdüğünde bir gün babasıyla karşılaşırsa, çünkü babasının ne diyeceğini bilmiyorsunuz. Hani bu tarz durumda bir aile terapistinden, bir psikologdan destek alıp o şekilde ilerleyebilirsiniz. Çünkü göndermeseniz belki bir gün babasıyla karşılaşacak. Öldü deseniz bu sefer diyecek ki anne hani babam ölmüştü. Belki ileride fit diyecekler. Bizi senden sakladı diyecekler. Bu sefer 15 yıl çok sevdiğiniz kızınız veya oğlunuz sizden nefret edecek. O yüzden yaşadığınız sıkıntılı bir şey de olsa yalanla çözmeyin. Eğriyi doğruyu anlatın. Anlatamıyorsanız da, yani eğriyi doğruyu anlatın diyorum ama bu benim şahsi fikrim. Psikologlar nasıl uygun görür bilmiyorum. Yani bir terapi yöntemiyle bunu anlatmakta fayda var diye düşünüyorum. Belki size birisi böyle bir hikaye anlatsa siz aile terapistine ya da bir psikoloğa gidebilirdiniz. Belki o psikolog farklı yönlendirme yapacaktı, tedaviye başlayacaktı. Üvey babasıyla arasını düzeltecekti, eşinizden boşanmak zorunda kalmayacaktınız. Hatırlarsanız siz o evden tehditle gitmişsiniz, kocanızdan ayrılmışsınız ve kızınızın tehdidiyle ikinci eşinizden boşanmışsınız. Adınıza çok üzüldüm. Hikayenizi bizimle paylaştığınız için teşekkür ederiz. En azından birisi sizin hayatınızdan
kendisine bir pay çıkarırsa sizin yaptıklarınızı yapmadan belki yuvalarını kurtarabilirler. İnşallah bundan sonraki hayatınız mutlu ve huzurlu geçer. Her şey gönlünüzce olsun. Teşekkür ederiz. İnşallah yolunuz ve bahtınız açık olsun. Sürçülisan ettiysek affola. Evet sevgili dostlar, benim nacizane düşüncelerim bunlar. Eğer unuttuğum bir şey varsa sizler de düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Videolarımızı beğeniyorsanız da aşağıdaki beğeni tuşuna basıp yorum yapmanız verdiğimiz emeklerin karşılığı olacaktır. Sizlerin beğeni ve yorumlarını gördükçe bizler mutlu oluyoruz. Her ne kadar film sürecinden dolayı yorumlarınızı cevaplayamasak da like ve yorumlarınızı gördükçe bizler mutlu olup mutlu bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Teşekkürler. Benzer acıların tekrarlarının yaşanmaması dileğiyle. Gelecek bölümde görüşmek dileğiyle. Sevgiler, saygılar. Allah'a emanet olun.